Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tek renk yazmaya sıralı bir model çalışacağız. Bu şekilde tığ battılarımızı hazırlıyoruz yemenimizi ve modelimizin anlatım kısmına geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde beyaz ipimizi ilk tığ battığımızın içine sık iğne ile tutturuyoruz. Bu şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile girdik. 10 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sık iğne ile girdiğimiz aynı tığ battıya bu 10 zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde buraya bir tane kulakçık yaptık. Tekrar 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi bu şekilde çekip yine aynı birinciyi kapattığım zincirimin içine ikinciyi de kapattım. Evet. Bir tane tığ battığının içine onar zincirli iki tane kulaklık yaptık arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Şu şekilde ipimi uzatıp şöyle orta boy 3 tane tığ battı size göre 2 tane de tığ battı olabilir arkadaşlar örümceğimin boyutu bu şekilde 1 2 3 tığ battı atlayıp dördüncü tığ battımın içine sık iğne ile girdim bu şekilde sizin dediğim gibi benim tığ battılarım birazcık arkadaşlar bu şekilde çok küçük o yüzden 3 tane atladım eğer sizinkiler iri ise 2 tane tığ battı atlayıp bu orta boy büyüklüğündeki örümceği dördüncü tığ battığımıza kapatıp siz de üçüncüye kapatabilirsiniz. Yine on zincir çekiyorum. 10 zincirimi buradaki aynı sık iğne ile geçtiğim tığ battıma kapattım. Bu birinci kulağımız. 9 ve 10. Yine 10 zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde aynı tığ battının içine. Bir tane şöyle dibine sıkı sıkı zincir çekiyorum. Hafif şöyle 3 tığ battı büyüklüğünde bir ipimi uzatıp örümcek yapıyorum. Yine buraya 4. tığ battımın içine sık iğne ile giriyorum. 10 zincir Bakın bu şekil oluyor arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi çektim. Bir tane buraya kulak yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sıralı bir model çok hoş oluyor arkadaşlar. Göreceksiniz üst kısmını da yaptığımızda çok güzel duracak. Yine bir zincir. Şöyle ipimi uzatıyorum. Göz kararı yapılmıyorsa arkadaşlar şöyle ölçüp 3 tane küçük tığ battığı ölçüp bu şekilde dördüncüye de kapatabilirsiniz. Ölçerek de aynı şekilde yapabilirsiniz veya göz kararı eliniz alıştıysa bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar 10 zincir. 1 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Tığ battı ya. Örümceğimi kapattım. Tığ battı ya. 10 zincirimi kapattım. Birinci kulağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. 2 tane kulak. Bir zincir, şöyle orta boy büyüklüğünde bir tane örümcek. 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battıya kapat. 1 2 3 4 5 6 10 zincir. Aynı tığ battıya kapat. 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Bu şekilde aynı tığ battılara kapatarak devam ediyor kulaklarımız arkadaşlar. Evet. Bu şekilde tülbentimizin birinci sırasını yapacağız arkadaşlar. İkinci sırasına da şimdi geçelim. İpimizi tığımıza tutturduk. İlk kulağımızın içinden sık iğne ile bu şekilde yani zincirimin arasına giriyorum. Kapattım. Buraya tutturdum arkadaşlar. Bir defa tığımın başını doluyorum. İkinci kulağımın içinden geçip buraya 1 2 2 Tam 3 seferde bu şekilde bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Trabzanımın arasından girip 2 2 olarak aldım. Bu şekilde küçük bir trabzan yaptık buraya iki tane. Yine aynı. Trabzan arasına girdim 1 2 2. Bu sefer 3 sefer daldım arkadaşlar. 2 defa doluyorum. Yine aynı trabzan arama girdim. 2 2 2 olarak aldım. Bu da dördüncü trabzan. Tekrar iki defa doluyorum. Trabzan arama girdim. 1, 2, 2, 2 olarak aldım. Bu da dördüncü trabzan. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi hemen kapattım. Bu şekilde kirpik olarak son trabzanımı. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Altıncıyı da bu beyaz yuvaya yani ikinci kulakçığımın içine kapatıp bu şekilde buraya bir tane yaprak yapmış olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi kulakçığından tutturup buraya monte ediyorum. Geçiş köprümüz örümcek arkadaşlar. Yuvadan yuvaya geçiş köprümüz örümcek. Yine bir defa tığımızın başını dolayıp ikinci kulakçığımızın içinden girdim. Buraya yine üç sefer dalacağım. Bir trabzan yapıyorum. 1 2 ve 2 Küçük bir trabzan yaptık. Bu trabzanı yaprağımız için yuva olarak kullanıyoruz. İki zincir. Bir defa doladım. Tırabzan arama girip 2 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2, 3. 2 defa doluyorum. 2, 2, 2. 3 seferde. Yavaş yavaş yaprak boyutunu büyütüyoruz. Yine 2 defa doladım. Aynı yuvaya 1, 2, 2, 2. Evet. Bu 5. ve son trabzanım arkadaşlar. 4 zincir çekiyorum. Son yaptığım bu trabzanın arasından girip buraya kapattım bu şekilde. Geri kalan trabzama 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu üçüncü, bu dördüncü, bu da beşinci. Altıncıyı da ikinci kulağımın içinden girip buraya yuvaya yapıyorum. Yine bir defa sık zincir çekiyorum şöyle sıkı sıkı şöyle küçük bir örümcek yapıyorum ara mesafesi kısa olduğu için bu şekilde geçiş yerine göre ayarlayalım arkadaşlar küçük olsun bu şekilde yani fazla bollaştırıp marullaştırmasın veya da minik olup gerdirmesin örümceğimizin boyutunu şu geçiş aralık mesafesine göre ayarlayın bir defa doluyorum buradaki ikinci kulağımdan tutup bir iki iki bu şekilde bir trabzan yaptım iki zincir çektim bir defa doladım trabzan arama girdim iki iki bir defa doluyorum bir iki iki üç iki defa doladım yuvaya girdim iki 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 defa doluyorum yuvaya girdim bir 2 2 2 bu şekilde 5 tane trabzanım oldu yine 4 zincir sonuncu trabzanımın arasına girdim sık iğne ile kapattım geri kalan trabzanıma 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 hemen 6. sık iğnem bu beyaz yuvada yani ikinci kulağımın içinde bu şekilde bir zincir çekiyorum küçük bir örümcek yapıyorum ve kulağımın içinden girip buraya kapattım Evet arkadaşlar bakın bu şekilde gayet çok hoş ve zarif oluyor Yapımı bu şekilde arkadaşlar yapraklar yaparak devam ediyoruz ikinci kısmına. Bu şekilde yapımı yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.